Herkes Amerika'dakiler. Hani en azından belki dedim Ürdün'dekiler de öğrenirler eder. Hangi İngiliz kadını, Fransız kadını, Alman kadını, Rus kadını, Çinli sayabildiğiniz kadar sayın. Kendi dışında bir milletle evlenirse evlensin, çocukları zorunlulukla annenin dilini öğrenmektedir. Benim gözlemim bu. Hatalı olabilirim, eksik olabilirim. İran 100 yıl sonra tekrar, ya 100 küsur yıl sonra tekrar dinine atıyor. Ve bir bomba patlıyor. Ama ağzından yer alsın. Şehname gibi bir şaheser çıkıyor. Yeni Farsça Arap istilası sonrası Farsçanın büyük eseri Şehname çıkıyor. Ve ondan sonra tabi İran dünyayı, insanlığı edebiyat şaheserleriyle kafa tutuyor. Ve yeryüzünün herhalde 3-5 en güzel şiir dillerinden biri karşımıza çıkacak. Biraz önce bahsettiğim İngiltere'de de benzer bir olay. Çoğu diye bir adam çıkıyor. Şair yeniden İngilizce çok değişmiş bir vaziyette. Farsça'da olağanüstü bir kırılmaya uğruyor. Çok büyük ölçüde Arapça'da söz oluyor. Ve Farsça dil bilgisi tanınmaz bir hal. Ama Hint Avrupa aslını muhafaza Farsça'nın eski halini bize hatırlatan akraba dili Kürtçedir. Kürtçe hiçbir şekilde kırıma uğramadan devam ediyor. Kürt dilleri 3-4 tane. Nedir bunun özelliği? Cinsiyet farklılıkları var isimlerde. Takılar var. Sayılardan sonra gelen isimler çoğu olabilir. Farsça bütün bunları kaydediyor. Şey kalmıyor, söyleyeyim adını. Cinsiyet farkı yok. O tabi Arapçanın etkisi değil, Türkçenin etkisi. Çünkü Araplardan sonra İran'a istilacı olarak değil, arada sızarak Müslüman olup gelen Türklerdir. Ve 1000 yıl beraber yaşıyoruz. Muazzam bir etki bırakıyor Farsça üzerine. Biz hep kendimizi Farsça'dan çok etkilemiş görüyoruz. Ki doğru çok kelime almışız ama dil bilgisi değişmiyor Türkçe. Farsça'nın dil bilgisi değişiyor. 3-4 yıl önce İran'da bir konuşmamda bulundum. Belirttiğim için Fars'tan çok bozulmalar var. Çok bozulmalar. Doğru söyledim. Tasvir. Fars'ca Türkçe'ye benzer bir biçimde sondan eklemeli dillere girdi. Bu sondan eklemeli özellikler kendini göstermeye başladı. Bilmiyorum. Hint Avrupalı olmakla birlikte Hint, İran Avrupa'nın parçası olmuştur. Avrupa medeniyet,
camiasının hukukları aşağı yukarı Urallar, Kafkaslar, Karadeniz'in kuzey kıyı ve Batı kıyısıyla çevrilmiş. Üç aşağı beş yukarı şu sahayı tanısın. Ne zamandan itibaren, bu da çok önemli. Milattan önce 7. yüzyılda başlar. İran, Persler, Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Trakya'ya ve oradan da Yunan Anakarası'na girmeye başlıyorlar. Maratonlar sayıca çok daha düşük birleşmiş Yunan kuvvetleri tarafından hezimete uğratılıyor. Yunanlar hiçbir vakit birleşememişlerdir. Hep kendi aralarında didişmişler, kavga etmişler. Ama karşıdan gelen bir gücün karşısında birleşerek direnmişlerdir. Yunan zihniyetinin en önemli özelliği bağımsızcılık ve Kürtçülük cümleye başlıyor. O yüzden de bir araya gelemiyorlar. Kimse kimsenin hükmünü kabul etmeye yanaşmıyor. Persleri küstürmüşlerdir. Burada muazzam bir bilinç çıkıyor. Yunanlılığı çıkıyor. Kime karşı, kime bakarak benden olmayan. Benden olmayan. Niye benden? Benimle onun arasında nasıl bir bu sorunun kestirme cevabı medeniyet var. Onun medeniyeti benimkinden tamamıyla farklı. Nerede bu medeniyet farkı kendini gösteriyor? Davranışlarda Farslar Yunanlılar tarafından doğulu nitelenmişlerdir. Bugün hala bizde de doğululuk benim gençliğimde babalarım, büyüklerim doğu demezlerdi. Şark derdi. Şarklılık. Zihniyet şarklısı ifade edilirdi. Doğu bir yöndür. Coğrafi yönlük. Batı dillerinde de bu var. Orient, Orian, Doğu için. Şark için söylüyor. Bize ilk defa medeniyetler arasındaki zihniyet farkını çok açık bir biçimde ortaya koyan Herodotos. Herodotos. Şarklılar Tabasmus eder. Tabasmus eğim, yağ çeken, yuvarlanan, şahsiyetsiz, sinciyetsiz İranlıların, Farsların şahsında Herodotos şarklılığı. Ve burada eğilim şey yaptı. Boyun eğmek. Çünkü Yunanlıları en çok şaşırtan Farslı askerlerin kumandanlarının ayaklarını öpmesidir.
yönündeyi 1979 Hümeyni devrimine değil sürüp gelmiştir. Bilmiyorsun, görmedim ama ben çok gördüm. İran'ın önde gelen zevatı Şah Rıza'nın ayağını öperdi. Hele bu kusur ilk olduğu zaman hele bu hele uyandı. Bu ayağı, bu pasal. Tabi İslam bunu yasaklar. Kul ile köl arasındaki fark bunu. Köle yok. Köleliği izareydi. Kul, o da köle demektir. Sadece insan Allah'ın kuludur. Kulu kulu olmaz. Ama teoride denilen hayata çoğu kere yansıtılır. Müslüman olmakla birlikte şark bu zihniyetini muhafaza etmiştir. En az Türk'te olmuştur. Neden? Bu da çok önemli bir medeniyet olayıdır. Askerli ve asker kalmıştır. Farslar bunun tam zıttı. İngilizler, Fraslar gibi, Çinliler gibi, Sinim. Yunanlar ikiye ayrılmışlardı. Sinil vardı, Atina ve Atinacılar. Asker devlet vardı, Isparta ve Ispartacılar. Tıpkı 1945, 1991 arası dünyamız nasıl ki kapitalist ve sosyalist diye bölünmüştü. Rusya tarafında olanlar ile İngiliz, Amerikan tarafında olanlar şeklinde bölünmüştü. Eski Yunan'da Atina ile Isparta diye bölünmüştü. Eski Yunan medeniyeti ve alemi bir tarafta Atinacılar, bütün bugün Yunan medeniyeti diye andığımız ne varsa Atina merkezidir. Ama bütün Yunanistan bu değildir. Bütün Yunanistan demokratik değildir. Bütün Yunanistan tiyatro, spor vesaireyle uğraşmıyor. Bugün de Ispartalılar çok var. Ama Ispartalılar da şarkılar gibi ayak öpmüyor. Dik başlı. Direnen sonunda. İlk demek ki Doğu ile Batı farkı burada çıkıyor. Doğu Anatole. Anadolu oradan gibi. Anaların Doğu olduğu yer anasını Anatole'den güneşin doğu. Farslar, Persler Anadolu'dan geldi. Ve orası Doğu olarak Yunan kafasında, Yunan tasarımı. Daha sonra Farslara eklemlenen ikinci bir Doğu'nun unsur daha olmuş. Truva. Truva'yı önce anlamadı Yunan. Savaşları sırasında. Pers istilasından sonra Truva olayı değerlendirildi. Ve Truva Doğu'nun bir çeşit ana örneği olarak görüldü. İstanbul'dan İtalya'ya kaçan
Bizanslı bilginler 1453'te Fatih'i Roma'nın intikam alıcısı olarak nitelemişlermiş. Yani Doğu, yenilir Doğu tabii şeye, Yunanlılara, Roma'nın bilmem kaç bin yıl sonra intikamını, Doğu'nun şartlı intikamını Fatih almıştır diye beyan etmişlerdir. Bunu kaçan bilginler, tarihçiler üzerinde. Bu olaylardan sonra Yunan'la başlayan bir tarihi süreç Avrupa'nın bilincini iletmiştir. Burayı çok iyi görmemiz, bellememiz lazım. Avrupalı olmaya bu kadar teşne olan bizler, bu kadar Avrupalı olmanın peşinde koşan bizler, bu noktayı bellememiz lazım. Doğudan geliyoruz. Avrupa'nın niye sevmediğini sadece İslam'la açıklayamayız. Çok derine giden olay var. Nazım Hikmet'in dediğini hiç unutmamak lazım. Uzak Asya'dan gelip, ben size uzak Asya'nın hikayesini anlattım. Ta Asya'nın kuzey doğusundan kalk, gel iki günde ben Avrupa'lıyım diye kandırmaya yemedim. Biz buna yemeye çok teşneyiz ama onlar olmuyor. Bu genel resmi unuttum şimdi herhalde ne zaman başladı beraberliğimiz Eylül'de mi, Ekim'de mi ya, o günden bugüne size bu genel resmi vermeye çalıştım. Önümüzdeki konuşmamızda ayakta kalırsak Yunan'dan Roma'ya geçişi Roma'yı size bir ölçüde çünkü Yunan'ı geçen yıl zaten anlattım. Artık bir daha yani tekrardan olan bir soru gelenler gelmeyenler anlatsın nasıl olacak. Misali Roma'dan hiç bahsetmedik. Roma'ya dokunmamız lazım. Yani bahsedeceğiz. Ve Hristiyanlığın ortaya çıkışı ve Hristiyanlığın aldığı biçim olağanüstü derecede öyle yaşadığımız var. Ondan sonra vaktimiz ne kadar kalırsa orta çağa buna ayıracağız. Bunlar anlaşılmadan buraya atlara anlattıklarım anlaşılmadan ve Roma'da bilinmedikçe orta çağı anlayamayız. Orta çağı yönelemeyiz. Orta çağı bilmiyorsak yeni çağı da bilemeyiz. Efendim sorularınız varsa buyurun. Buyurun. Hocam dediğiniz de Türkiye'nin bir meselesi, insan meselesi. Şimdi bu kaybettiğimiz insanını geri kazanmak için ne yapılabilir? Siyasetler mi? Çok açık. Sözlü olmamak istiyorsanız hazırlayan alsın diyerek devrim olmasınız. Ve bu devrimle çok kesik, katı bir diktatörye bütün medeniyet değişmeleri, kırılma noktaları ancak bu yolla gerçekleşir. Akıl bunu emrediyor ama gönül bunu istemiyor. Yani en başta kendim istemem. Böyle felaket, ceberrut bir düzenin geri kafama
kompakta olması. O olmayacak, bu olmayacak. Çünkü unutmayın ki biz bu medeniyet değişikliğine gittiğimizde bu oldu. 1920'lerin başlarında Stalin Rusyası'nın görmediği müthiş bir cebermiş. Bunun da kimse işini suçlamıyor. Eleştirmiyor. Bir olayı size sergiliyor. Yani büyük babam çok okumuş yazmış bir adam. Şam vilayetinin ağır cezaevisiydi, alemin baş savcısıydı vesaire. Bu adam 60 küsur yaşlarında bir günde öbürüne ümmi yapıyor. Harf değişti. Bugün düşünün şimdi, bu harfler kalkıp Çin yazısı gelse ne yapar? Yani nerede olursanız olun, ordinarius profesör olun, bir anda cahilsiniz. Korkunç bir şeydi. Ben Pekin'de kitapçı dükkanına girdim. Uçurumdan düşmüş gibi oldum. Hiçbir şeyi anlamadım hayatım. Hayatımda yaşadığım en karanlık devirdir. İşaretler var, hiçbir şey anlamıyorum. Allah'tan orada 6 ciltlik bir eski Arap yazısıyla bir kitap gördüm, bir eser gördüm. Uygur Türkçesiyle bir ansiklopedi. Ama yarın seyahate gelmeme rağmen dayanamadım ben onu al satın al. Ve çok mutlu. $3. Tabii onu sonra oradan alıp Malezya'ya taşımak başlı başına. Yani, böyle bir olay var karşımızda. Bunu göze alabilir miyiz? Sanmıyorum, alamayız. Ben kendimi hesabıma alamam. Ama başka türlü de olmaz. İran'ı Şiileştiren bizimkilerdi. Şah İsmail. Kesmediği adam var. Araplar Müslüman kılarlarken onu yaptı. Türklere bu yapılmadı. Hemen onu söyleyeyim. Çünkü çok yaygın beyaz Türklerin son derece sevdiği bir konu. Bizi kese kese Müslüman. Hayır. Biz büyük bir heyecanla Müslüman olduk. Müslümanlığı sevdiğimizden değil. Çinlilerden kaçıyorduk. Arapların kucağına atladık. Manasına. Ve belki daha önce söyledim. Arap kumandan ne uğradığını şaşırdı ve Türk imanlıya bağırdı. O Türkoman oldu Farkça'da. Türkoman da Türklere döndü. Ha, Türkler, Müslüman olan Türkler, Müslüman olmamış Türklere misli görülmemiş zulüm reva etmişlerdir. Bugün aynı şeyi Irak'ta oluyor. Şiiler, Sünnileri kesiyor diyoruz ya, onlar hep çoğunlukla Şii Türkmenler, Sünni Türkmenleri kesiyor. Bunu da hemen koyalım diyenler. Yalnız onlar değil tabii ama büyük ölçüde onların işi. Yani kendi aramızda Türk'ün Türk'ten başka dostluğu yoktur kadar büyük bir yalanlar olur. Hep Türk devletleri yıkan başka Türkler olmuşlar. Evet. Buyurun. Hocam bu bahsettiniz ya Yahudi Türklerden başka kabul eden bir öz yok diye. İbranilerden başka. Evet. Türkler bir istisna evet. Benim bildiğim kadarıyla şu anda İsrail'de de hani 150 bine yakın ben yanlış okumadıysam hani Yahudi Kürtler de var. Yani Yahudi benimsemiş Kürtler de var. Hayır. Hayır efendim. Yanlış mı? Birkaç Yahudi menfaı var. Merfa, Exodus'un Arapçası, Türkçesi her neyse. Bunlardan biri Babil'in şeylerin Asurların İbranileri Babil'e sürmeleridir. Milattan önce yanlış hatırlamıyorsam 7. yüzyılda Babil'e sürülürler. 300
değil. 300 olabilir. 500. Galiba 580'de Persler kurtarırlar Yahudileri Mabil'den. Geri getirirler şeye. Kudüs'e. 722. Bu 8. yüzyıl. Evet. Asurlar sürerler şeyleri. İbranileri. Buraya. Ve o tarihte itibaren Babil'e sürülenler Kafkasya'ya, İran'a ve Doğu Anadolu'ya yayılmışlardır. Anadolu'da çok köklü Yahudi toplulukları var. Ne zamana değil, Cumhuriyeti kuruluşuna değil. Özellikle İsrail'in kuruluşundan sonra Doğu Anadolu'da Irak'taki Yahudiler İsrail'e gitmişlerdir. İran'dan da gidenler var ama Irak'tan daha fazla. Bunların bir kısmı Kürtçe konuşuyorlar. Bir de tabii çamur atmak diye bir şeyimiz var. Böyle bir adetimiz vardır. Kimi beğenmiyorsak ona çamur atılır. Şimdiki Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani. Şimdiki adı Mesud'un babası. O zamanlar aramız çok açıldı. Molla Mustafa zamanında. Çok sıklaşıyordu. Ve hemen Molla Mustafa'nın Yahudi olduğu söylenmiştir. Böyle de bir çok zekai dedi bir tanıdığımız vardı. Sevdiğimiz adamlara bir şeyler izafe ederiz. Molla Mustafa uzaktan yakın bir alakası yok. Yani Barzani'lerin diyelim. Ama işte buyurun. 60'lı yıllarda, 67 savaşından sonra İran'da, İsrail'de, Arap Savaşı'nda, Habeşistan'da, Haraşalar diye bir grup getirmişler. Habeşistan'da. Evet. Habeşistan'da. Yahut o İbrani'ydi onlar. İbrani mi? Tabii. Binlerce yıl o coğrafyada yaşamanın sonunda tabii tipleri değişti adamlar. Koyu terli oldular. Karışmışlar bu zencilerle. Her ne kadar Yahudiler sevmiyorsa da konuşmayı oluyor. Mesela Askenaz Yahudileri, Alman Yahudileri ayırt edemezsiniz. Kuzeyliler o tiplere bölünmüşler, karışmıştır. O iklim şartları vesaire. Haraşalar da böyledir. Bizim Hazar Türkleri karışmamışlar. İbraniler ya çok az konuşmuşlardı. Doğu Avrupa'ya gitmediler. O kadar çok yoktu. Yani bu bir unuttum şimdi bir Yahudi yazar var. 13. Bilmem ne kadar. Kabile adını da unuttum. Arthur Koster var. Koster. Teşekkür ederim. Arthur Koster. Bu tabii uydurma, yalan. Hitler güya işte Türkleri kesmiş yanlışlıkla. 6 milyon Yahudi kesmiş o kadar. Nereden Türkler? Bu Hazarlar taş çatlasa Hazarların ahbabı taş çatlasa 3-5 bin civarındayım o zamanlar. Bugün o kadar bile kalmamıştı. Bir tesadüf bir SS subayından çok eskiden Almanların SS'leri Türk Yahudiler ile İbranileri ayırt ettiklerini öğrenmişler. Çok ilginç bir şey. Nasip olur da kitabını çıkarsa aşağı yukarı 30 yıldır yazıyorum. Çıkması çok çoktandır çıkması gerekiyormuş da aslında eskiliğinde orada burada bu olaydan uzun boylu bahsediyor nasıl olduğunu biliyorlar
çok iyi biliyorlardı ve ayırt etmişlerdir. Bir tek Karayip Türk'ü, ki Bağdat'ı Karayip'lerdir. Bir tek Karayip Türk'ünün burnu kara olmuştur. Bunu müthiş bir titizlikle ayırt etmişler. Var. Karayipler İstanbul'da var. Ama asıl yerleri Kırım ve Sovyetler Birliği'nin batısı, işte bugün bilmiyorum, Litvanya, Estonya filan falan, oralar bu yeni yeni devletleri ben bir türlü ezberleyemedim artık tabii şey, zihin ihtiyacı olunca bunamaya başlıyorsunuz. Tabii şey yapamadım, bir sürü bir şeyler çıktı orada. Yugoslavya da öyle. Say mesela kim var orada bilmiyorum. Baltık kıyılarında bir kısmı var. 1000-2000 o kadar bile yok. Ya bir de Kırım da vardı. Onlar hala var mı bilmiyorum. Bunlar çok iyi ayırt ettiler. Buyurun. Ya Fars'ın kullanmadığını ayıklar etmeyi, Padişah'ın ilgini kullanmadığını. Biraz önce bir söz, bir kelime geçti. Tabaskus dedim. Tabaskus işte yerlere kapanma, yavuk katlanma. Biz bunu İran'da bir şey daha altından onu bahsetmiştik şimdi. O da bize çok aykırı olan bir işti. O da büyük ölçüde oradan gidiyor. Çünkü o konuda son derece ustalaşmış adamlardı. Büyük medeniyetlerin bozulma noktalarında. Bir şey daha, aşırı kapanma kadınlarda, o da İran'dan gelmiş. Yani ağır tesettür, yüzün gözün kapatılması, çabor dedikleri çok aşırı bir bir iddia Yunan, özellikle Atina, bir iddia da İran. Benim aciz ve naçiz kanaatı İran. Yunan'a da büyük ihtimalle İran'dan gitmiş oldu. Buyurun efendim. Yani bu Hint, Avrupa dendiği zaman benim gözümde bir Hint geliyor. Doğru yaptığını geliyor. Ama yani beyazlardan bahsediyoruz. Onlar biraz esmer, fazla esmer. Ama niye Hint, Avrupa deniyor? Şimdi onu ben anlattım. Ama ben ilk defa gidiyorum. İşte ondan bahsediyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Moğollar ve Hint, Avrupa birleşince Kur'aniler çıktı. İrani de oradan gelen bir... Hayır. İraniler Hint Avrupa asıllıdırlar. Hint Avrupa'nın kendi içinde de bölünmelerdir. Bizim Anadolu'daki ırk yapımızda İraniliğin çok önemli bir yeri vardır. İranilik ile Ermeni dalı, Hint Avrupa'nın Ermeni dalı da yakındır demiyorum. Kim olarak, yapı olarak, dil olarak demiyorum. Tabii Ermenice de Hint Avrupa dillerinden, İrani diller de Hint Avrupa dillerinden, Hint Avrupa asıllılığından. Aslında Hint Avrupa günümüzde dil için dil ailesi için bu 20. yüzyılın başlarında antropolojinin bir terimiydi. Beşer bilimin bir terimiydi. Naziler bunu çam sıfızı gibi berbat ettiklerinden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu tukakaydı. Ki Avrupa'da deniliyor da Ari deniliyor. O bugün Avrupa'da Ari derseniz hapsedilirsiniz. Avusturya'da, Almanya'da filan, Fransa'da, içeri atarlar.
büyük İngiliz tarihçisi David Irving Avusturya'da bu sebeple 5 ay içeri atıldı. Demokratik Avusturya. Yani işte şeyi şüpheyle karşıladı. 6 milyon Yahudi var mıydı, yok muydu? Nerede saydı, nereden bu çıktı bu sayılar? Demiş adam orada bir konuşmasında sen Müslüman diye o içeri atıldı. Hocam, bir daha bilmiyorum şey yapabildim mi? Yani Hint, Avrupa bir kökten geliyor ve bütün Hindistan'ı sarmıyor. Çünkü Hindistan'da Hint Avrupalı olmayan bir ırk da var, Dravidler. Ama dediğim gibi onun ayrıntısına giremeyeceğim artık. Geçmiş, geçti bu çünkü. Helenizm İran üzerindeki etkisi. Kimin? Helenizm İskender Şahin'in etkisi. Var tabii, var. İskender olağanüstü bir adam, fetih yapmaya gitmiyor, medeniyet taşımaya gitmiyor. Çok önemli. Belki de hocası Aristoteles olduğundan böyle olduğunu bilmiyorum tam olarak. İlk savaşan adamdır da İskender. İskender'den önce savaş yok, kavga var. Bu da şimdi uzun bir hikaye, ona da girmeyeyim isterseniz. Askerlik sanatı, bugün askerlikten ne anlıyorsak, İskender ve ordusu yolunda çıkmış. Çünkü hocası Aristoteles, tarihte ilk defa asker okulunu meydana getiren adam. Makedonya'nın Pella şehrinde asker okulu. Ve burada Makedon ordusunun kurmayı yetiştirdi. Sadece İskender'i değil. Bunlar savaş sanatını uygulayarak henüz savaş sanatına sahip olmayan Persleri yeniyorlar. Kendilerinden kat ve kat sıyıcı üstü olan Persleri. Ve Mete de iyi bir yere temas ettiniz. Aristoteles'ten önce savaş sanatının büyük üstadı, şimdi adı aklına gelmiyor, bir Çinli bilge verirsiniz. Mete ondan öğreniyor ve onu takdir ediyor. O çok önemli. Ordu kuruyor Mete. Ordu yok, öyle bir şey yok. İskender de ordu kuruyor. Ordular da öyle bir şey. Bu çok uzun ve ayrı bir bahis. Bir ölçüde belki Roma'yı sağlamak ediyor. Çünkü Roma bunu devralıyor. Neydi sorunuz, bir daha unuttum şimdi. Tabii işte İskender Yunan medeniyetini taşıyor doğuya. Doğuyla batıyı, birbirine can düşmanı olan doğuyla batıyı, Yunan ile Pers'i, Pers doğulu oluyor, Yunanlı batılı, Yunanların kafasında. Bunu mezzetmeye, bunu kütürleştirmeye çalışıyor. Sadece medeniyetle değil, ırk olarak yapmaya çalışıyor. Bütün askerlerine İranlı kadınlarla evlenmeyi emrediyor. Sadece İranlılarla da değil, hangi toprakları ele geçirirlerse ırza geçme olayı değil bu. Evleniyorlar, evlenecekler, çocukları oluyor ve hatta bugün ne dereceye kadar doğru bilmiyorum, Afganistan'ın doğusunda hiç beklenmedik yerlerde sarışın renkli gözlü insanlarla karşılaşıyorsunuz. Hiç umulmadık yerlerde ve Kafiristan diye bir bölgesi vardı Afganistan'da. Orada mesela çok değişik tipte insanla karşılaşıyorsunuz. Tecrit olmuş bir bölge. Kavram oldu ortamda.
bilmiyorum onu. Hayretler içinde kalıyoruz bunu insanların gözlemleri. Çok etraftaki tiplerden tamamıyla farklı bir yapı karşımıza çıkıyor. Demek istediğim biyolojik olarak da birleştirmeye çalışıyor. İki dünya. Ha, şimdi onu ondan bahsetmeyi unuttum size. O da çok nesil. Evet. Farslar hiçbir vakit Araplara karşı yenilgiyi kabul etmemişler. Müthiş bir hınç duymuşlardır. Arapların getirdiği İslam'ı değiştirmeye çalışmışlardır. Beğeniriz beğenmiyoruz. Ne yaparsak yapalım. Bu bir tasvirdir. Şiilik İran'ın düzenlediği, tanzim ettiği bir İslam'dır. Diyeceksiniz ki işte şey götürmüştür. Şah İsmail. Şah İsmail bunun mimarı değildir. İki büyük merkez vardır yeryüzünde. Kim hücum etmişse Çin'de erimiştir. Çin kim gelmişse Çin'e çinleşmiştir. Moğollar Cengiz Han ele geçirir Çin'i. 100 yıl sonra ele geçiren Moğollar Çinli olmuşlar. İkinci böyle bir merkez İran'dır. Kim İran'a girmişse gel zaman git zaman paslaşmışlar. İslam'ı da böyle paslaşmışlar. Ben bir ayetullah'a sordum. Ben her gittiğim yerde ders vermeye İkinci işim dersler sonra Farsçayı nerede devam ettirebilirim derdi. İran Kültür Merkezi'nde biliyor. Farsça dersler görmeye devam edelim. Avusturya'da böyle bir olay olmuş. 94'te gelen bir ayetullah'la sohbet ediyoruz. Dedim ki biz bizeyiz. Gelin dedim. Bana dedi doğruyu söyle. Sizin dedim İslam'ınız Zerdüşt'ten kaynaklı. Öyle değil mi? Sakallısı vardı, sağlıklısı vardı. Allah dedi, çok da haksız sayılmazsınız. En başta İslam'da olmayan, İslam'a aykırı olan bir olayı sormuşlardır. Olmaz mı? Niye İslam gelmiştir sorusunun cevabı iman sınıfını tanımak için. Çünkü tek tanrının iman mı var? Hristiyanlıkla 3 aşağı 5 yukarı öyle bir iddia taşıyor. Tarihte en önemli devrimlerden biri kırılma noktası İslam'ın mutlak sınırını rahat etsin. Yani ilahi insan yoktur. Rahibin manası budur. İlahi kişi. Üstün kişi değil. O hayır. Veli olursunuz, dahi olursunuz. Bir daha üstün kişi. Rahip bu değil. Rahip normal kul değil. İlahi bir şey. Orta çağa geldiğimizde ilahi bir kulu için anlatacak Katolik'te nasıl yaptığını söylüyor. Katolik değil, paralelinde bir mutlansı yapmıştır. Şimdi, şimdi.
itiraf edemez. Ama İran, Farslar, Şiiler İslam'dan mı çıkmışlar? Hayır. Kelime-i şehadetle herkesin Müslüman olması kaçınılmaz bir olay. Ama çok önemli ölçüde damgalarını vurmuşlardır. Çok farklı bir önemi vurmuşlardır. Ve bu da Kur'an'dır. Niye Hazreti Hüseyin'e bu kadar bağlılar? Hazreti Hüseyin'e bilhassa sevmelerinin başını yerleştirdi. Son Sasani Şahı'nın kızı ne? Hazreti Hüseyin'den gelen çocuklar İran, Kars kavuşu. Hint Avrupa kavimlerinin en önemli özelliklerinden biri sana verilen önemdir. Son derece bu yüzden ırkçı olmuşlar. Almanların namı çıkmıştır ırkçılıkta, nazilikten dolayı onlardan ibaret değil. Onların eline su dökenlerdir. Az da değil. Kavmiyetçilerden biri de Harslardır. Dışarı gelin verir, damat olmak isteriz. Bir başka örneğe daha vereyim size. Rumlar. Bizden Rumlarla evlenen çok var, kadınlarla. Ama bizden erkekler Rumlar evlenmemişler. Kadınlar özür dilerim, yetersiz söyleyeceğim. Çünkü kadın erkeğin kocasını memleketine gider ve nesilinden konumdan çıkar. Ha, onu Hint Müslümanları da önemli ölçüde Şii olmasalar bile Şiivari bir yanları vardır. Şiiliğe yakın bunlar. Şii olmasalar değil, Pakistan'da Sünnidirler. Benim bildiğim Sünnidir. Ama tekrar ediyorum, Hintli Müslümanlar bir kere Hindistan'da ortaya çıkan şeylerin sayısını ben bilmiyorum artık. Tarikatları. Mezhepleri. Ahmedi'si vardır, İsmail'si vardır, Osu vardır, Osu vardır. Yani iki yer vardır. Fideli, dinlerin ve mezheplerin. İran ve Hindistan. Hiç durmadan şeyler çıkar. Yani Muzulfikar ben oraya bağlıyorum. Osmanlı'da da tapusu olan sadece Hristiyanlar ve Kürtler var dediniz. Bunu da Kürt'te bir tane Ozargos dağlarında Zerdüşt'e bağladınız da. Hani Kürtlerin en eskidiğini Zerdüşt'lük müdür? Hani burada hatta Zerdüşt'ün Kürt olduğu falan da söyleniyor ama İran'ın... Hayır, Zerdüşt Kürt değil de şeydir, Pers'tir. Ama İran, yani Pers hakimiyetinde uzun süre yaşadılar. Biraz önce size gösterdim. Ne kadar yaşadılar hocam? Ben soru soracaktım, siz söyleyin. 6. yüzyılda Mehter'den itibaren. Zaten bir iddiaya göre Mehter'den geldiği söylenir ama doğru mudur değil mi bilmiyoruz. Ne diyordum ben? 6. yüzyıldan kesintilerle asılalarla milattan sonra 7. yüzyıla değil. Yani Arap istilasına değil, asılalarla da olsa Pers ve yani Pers derken İskender istilasından önce Ahamenit dönemi vardır. Eski Pers.
şeyden sonra, İskender'den sonra da Sasani dönemi vardır. İran. Şeyle birlikte biter Sasani. Hazreti Ömer dönemi işgalle birlikte. Ömer'den biraz önce bir soru gelmişti. O yüzden nefret eder. Yani bugün hala İran'a Ömer adıyla gitmiyor. Yanlışlıkla bir yerde Ömer görürlerse olmadık zorluk çıkarırlar. Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan nefret ediyorlar. Bir şeyden bahsetmeyeyim tabii. Muaviye'yle yani aslında her Müslüman herhalde Muaviye ve şeyden nefret ediyorlar. Yezid'de ama İran'da dediğim gibi büyük bir şey var. Mesela Hazreti Ayşe'yi de sevmezler. Muaviye meselesi Muaviye de mi nefret gerektiğini söylemiyorum. Ben seviyorum en azından. Yoksa ben beyanda bulunacak durumda değilim. Söyle. Çocuklar borcuna bir Muaviye Kocalar Savaşı'nın kim sanatçı devleti, kim sanatçı? Hayır, hayır. Karışmış olabilirler. Var tabii öyle renkli gözlü Kürtler. Bu coğrafyada herkes herkesle karışmıştır. Büyük ihtimalle Çerkez'le evlenmiştir. Kafkasyalı'yla vesaire. Yoksa böyle mavi gözlü olmasını gerektirecek bir şey yok. İrani bir Ermeniler de öyle. Bunlar yani renkli gözler Kafkasya kavimlerinde var. Bir Çerkezler, işte ne bileyim ben, Dağıstanlılar, Lazlar, bunlardır. Bir de Kuzeyliler var. Slavlar, Germenler, Keltler, Kuzey. Evet. Hayır. Ermenilerin öteden beri yaşadığı mıntıka Kafkasya'nın güneyi. Nereden gelmişlerdi? Bütün Hint Avrupalılar gibi Rusya'nın, işte bugün Rusya'nın yani Ukrayna'nın artık burası, ben Rusya diye belirlemişim. Ukrayna'da varsa Afrika sığınırım. Lartuların belli değil. Belli değil çünkü bu Lartu dili anlaşılmıyor. Belli değil o. Milattan önce 6. yüzyıla deyip geri gidiyor Ermenilerin bilinen tarihi. Ondan önce ne var ne yoktu tam olarak. Bir kere Urartu tipini bilmiyoruz. Bir. İkincisi yazıları var mı yok mu tam bilmiyorum. Varsa bile çözülmemiştir. Bizim fakültedeki arkeologların yalancısıyım. Başka da bir şey okumadım Urartular üzerinde. Çok onların coğrafyasında dolandım, buldum ama orada bir şey yok. Ama Ermenilerin Urartularla bağlantısı çok varsa yani bir olay. Bu Orta Çağ Avrupa medeniyetini bize Türkçe'de en iyi anlatan Ahmet Refik adlı bir tarihçidir. Benim bildiğim sadece Osmanlı Türkçesinde var. Yeni yazıya geçirilmişse çok yararlı olacağını size söyleyebilirim. Başkaca Cumhuriyet döneminde yazılanlara güvenmiyorum. Çok tarafgir ve şey olarak, ideolojik olarak kaleme alınmış şeyler. Ahmet Refik Bey
bu işi çok iyi yapmış bir kişi. Telif'tir eseri. Tarihi Medeniyet bir kitabın adı. Medeniyet tarihini herhalde yazıya geçirilmişsin. 10 yaşında çok tabi tercüme var. Bulabilirsiniz bu yasaları. Geçiyor, bundan çıkıyor. İnsan konusunda kesin hiçbir şey yok. Bunu söyleyeyim. Tarih, toplum, insan konusunda kesin bir şey yok. Kesin fizikte olabilir. Klasik mekanikte. Kızılderililerin ana yurdu Kuzey Asya. Bunlara eski Sibirya halkları deniliyor. Paleo-Sibirya. Eski Sibirya. Buralar gitmiş olmaları yaklaşık 17 ile 20. bin arasında. Burası kapalıyken Fenik Boğazı, yani buralar muzla örtülürken bu tarafa geçmiş olmaları gerekiyor, öyle düşünülüyor. Türklerin ana yurduyla, onların ana yurdunun çakıştığını görüyoruz. Ama bu kadar eskiye geri götürebilir miyiz Türklerin tarihini bilmiyoruz. Dil benzerliği şu anlamda var. Türkçe sondan eklemeli bir aglutinatibus denilen bir bu Kızılderili dinler de böyledir. Kuzey ve Güney Amerika'da, Orta Amerika'da bütün Kızılderili dinler bir iki istisna. Nantekma gibi var Kanada'nın şu kesiminde. O bir istisnadır. Böyle bir iki tane daha var. Gerisi hepsi aglutinatif. Sondan ekmeği dinler. Ama bu Türkçe ile akraba olduğu anlamına gelmiyor. Yetesiye bir ispat değil. Çünkü dinler genetik olarak akraba oldukları gibi biçim olarak da benzeşebilirler. Türkçe'ye benzeyen mesela bu anlamda Hindistan'da Türkçe ile genetik hiçbir bağlantısı olmayan Dravid dinleri var. Tamil. Hindistan'ın büyük bir kısmını kullanıyor. Avrupa kökenli olmayan Tamil ve Sonlar etkilerindir. Afrika'da da Bantu dinleridir. Bunların hiçbir ilgisi yok. Bazı kelime benzerlikleri var. Kızılderililer ile Türkçe arasında tepe mesela bunların aklıma gelen tarihse. Sorunuzun cevabı bilmiyorum. Türkçenin akrabası var mı zaten? O bile sorun konusu oluyor. Yani Altay dillerinden sayılıyor ama bu da çok açık bir şey değil. Türkçe Doğu dilinde mesela buna çok itiraz eden adamlar rahmetli hocam İbrahim Kafesoğlu bunun başında gelen kişi. Türklerle Doğu'ların hiçbir alakası olmadığı öyle süren bir kişiydi. Bu daha başka bir çok kutusu var. O bakımdan izole dillerden de sayanlar var Türkçe. Zaten bir Türk dil ailesi var. Bu dil ailesinin daha geniş çaplı bir dil ailesinin içinde olmaları çok şükür. Orta Asya Türklüğü ile Anadolu Türklüğü arasında sıkışıklık olacaktır.